Hiç internette ayakkabı bakarken girdiğiniz başka bir sitede karşınıza yine ayakkabı reklamı çıktı mı? Ya da internette otel bakarken girdiğiniz diğer sitelerde karşınıza otellerle ilgili, tatil yerleriyle ilgili reklamlar çıktı mı? Muhtemelen cevabınız evet. Peki, tüm bunlar nasıl oluyor? Bu konuda düşündünüz mü? İşte bu videoda tam olarak da bu soruya cevap buluyor olacaksınız. Şimdi gelin videoya geçelim. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye, bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani. Nefret ettirdiler. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da gözlerim de doluyor. Yok. Reklam servislerinin nasıl iş yaptığını, nasıl çalıştığını anlamamız için aslında bilmemiz gereken bir iki kavram var. Aslında bir tane var esasında. İkisi iç içe olan kavramlar. Tracker ve cookie kavramı. Tracker dediğimiz şey bir web sitesine girdiğimiz zaman bizim hareketlerimizi takip eden mekanizmalar. Cookie de bizim kim olduğumuzu tanımlayan, tarayıcımıza tutulan küçük veri parçacıkları. Bir web sitesine girdiğimiz zaman web sitesinde bulunan trackerlar cookie'lere kaydoluyor ve bizim kim olduğumuzu, ne olduğumuzu, cinsiyetimizi, o web sitesi içerisinde hangi alanlara tıkladığımızı, hangi ürünlere baktığımızı, hangi renkli ürünleri incelediğimizi gibi bilgileri, kısacası ne aradığımızı ve nasıl bir şey aradığımızı tarayıcımızı bir cookie olarak tutmamızı sağlıyor. Şimdi cookie ve tracker kavramını anladığımıza göre bu işi bir adım daha ileri götürüp bir web sitesine girdiğimizde diğer web sitesinde nasıl iki web sitesinde de aynı reklamları görüyoruz? Bu soruya yavaştan yanıt arayabiliriz. Burada ben bir örnek senaryo üzerinden ilerleyeceğim. Kahramanımız Ahmet. Ahmet diye bir adam var. Ahmet ayakkabı almak. Ahmet kendisine bir ayakkabı almak için tepsibro.com'a giriş yaptı. Giriş yaptığı anda web sitesindeki trackerlar devreye girdi. Ahmet'in kim olduğu, eğer oturum açtıysa zaten direkt bilgileri buradan çekiyor. Onun dışında hangi ürünlere baktı, hangi kategorilere tıkladı, hangi numara ayakkabıyı seçti, hangi rengi filtreledi, daha çok hangi renk ayakkabılara tıkladığı gibi tüm bu tarz bilgileri bir bütün haline inceleyip Ahmet için bir reklam profili çıkarıyor. Bu reklam profilini çıkardıktan sonra da bunları çerez olarak tutuyor. Tamam, bir cepte mi cepte. Ahmet sonra ayakkabılara baktı. Bütçesine uygun bir şey bulamadı. Çarpıya bastı. Tepsi burada'yı kapattı. Tepsi burada'yı kapattıktan sonra Ahmet haber okumak istedi. Haber okumak için bir haber sitesine girdi. Haber sitesine girdiği anda tepsiburada.com'daki reklam servisini kullanan, tam olarak aynı reklam servisini kullanan haber sitesi de Ahmet'e yine daha önceki baktığı ayakkabıları benzer ayakkabılar göstermeye başladı. Peki bunu nasıl yaptı? Ahmet haber sitesine girdiği anda onun çerezleri zaten tarayıcıda tutuluyordu ya. Haber sitesine reklam servisi Ahmet'in tarayıcısının çerezlerine ulaştı. Onun kim olduğunu anladı ve anladıktan sonra Ahmet'e onun ihtiyacına yönelik reklamlar göstermeye başladı. Ve Ahmet yine haber sitesinde haber okurken sağda solda ayakkabı reklamlarını görmeye başladı. Yani bizim bir sitede baktığımız ürünleri başka bir sitede reklam olarak görmemizin altında yatan en büyük sebep reklam servisleri. Reklam servisleri bizi A sitesinden B sitesine, C sitesinden D sitesine, eğer tabi A, B, C'de bütün sitelerde aynı reklam servisi kullanılıyorsa aynı reklamları göstermesini sağlıyor. Reklam servisi demişken de şu an onlar, hatta yüzlerce farklı reklam servisi var ama bunların en çok bilineni Google Ads ve Amazon. Google Ads çoğunlukla olarak dünyanın her tarafında kullanılıyor. Yani siz arama motoruna bir şey aradığınızda bile karşınıza ona göre reklamlar çıkıyor. Hani bazı siteler reklam ya. Aradığınız şeylerde bile Google Ads kullanıldığı için arka planda hep ona yönelik reklamlar çıkıyor. Umarım bu video reklamın ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve çerez kavramı anlamına yönelik faydalı bir video olmuş. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye, bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani. Nefret ettirdiler. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da gözlerim de doluyor. Yo çünkü çok fazla gitti. Bazı şeyler çok fazla ilerledi. Artık sevmiyorum yani.